Selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Benim yine ağzım yamulacak gibi hissediyorum. Şuram dolmuş. Milacı anneme bıraktım. Doyurdum. Üstünü falan değiştim. Pazara gidiyor. Burası kapalı mı? Şimdi alışveriş yapacağım. Niye? Hasan, millet bana böyle bakıyor ya. Böyle etsem ceza yer miyim? Onu boş ver de bana bir tane tripod alalım ya. Böyle YouTuber olduğum belli olmuyor. Neyse. Hani böyle uzun oluyor şöyle. Gerçi bu. Ay elim ağrıdı. İşte alışverişe gidiyoruz. Balık varsa balık alalım, bizim sevdiğimiz. Norveç neydi? Uslumuzu. Hasan da sözde balığa gitti bugün. Hiç utanmıyor musun eli boş gelince? Geçen gün boş gelmedi. Diyor ki balık yapacağız diyor akşam. Dedim sen bir balığı getir. Bunu mu aradı lan? Sen beni aramadın diye balık girmedi. Ben arayınca da kızıyor, sen hep beni arıyorsun ama aramayınca da balık geldi. Neyse, pazara gidelim. Balık alalım akşam, bugün balık da menü olsun. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar, şimdi biz yolda giderken daha Hasan'cığım video çekiyorum, lütfen +18 bir şey demeyelim. Arkadaşlar tam böyle yolda giderken Hasan'a dedim, hani kolum ağrıdı demiştim ya. Bir baktım bizim Emre var ya, dayımın oğlu yakışıklı. Emre sakın çarpma, vallahi bizden bulursunuz. Emre ile birlikte. Sen başka aldın mı? Evet. Yoksa buradan veririm. Abi sen ondan sonra şimdi Emre bizi bırakıyor pazara. İnşallah bizi bekler. Beklemez ama. Emre'cim sakın artistlik yapma. Benim oğlum var, çocuklarım. Ha bak, sağdan araba geliyor. Sağdan soldan. Çoluk çocuğum var. O yüzden şimdi Emre Nur bizi bırakıyor. Allahu ekber. Emre Nur yavaş. Yasak değil mi adam beni bekliyor orada? Tekön değil mi hocam? Evet, şimdi kaza gideriz. Norveç mi alalım? Bilmiyorum ki. Şunlar ağır, götüremem eve kadar. Ha? Bir bak bakayım. İkisi mi 200? Bir bak bakalım. Canım. Tanesi yorgan mi ki? Canım o yorgan.
Ha. Aç bakayım, aç bakayım yastığı. Ne ki? Yastık bambu. Bunun fiyatı nerede yazıyor? İşte yazıyor ya 35 diye. O değil. Bu yorgan mı yastık mı? Yastık aşkım. Ama bu şu kişilik yorgan demiş bak. Bak şurada ne? O da laktanlı. Bakayım bir. İki kişilik yorgan. Şu ne kadar acaba? Yastık. Ya iki şey yazıyor ya o yüzden. Yorgan. Ha arkasındaymış. Ha görmedim ki ben. Aa, bir tane kalmış ya yastık. Al al kendine. Tamam. Hasan diyor sen kullanmazsan ben de kullanmam da yalanına batsın. Ya o değil de aşkım. Evet arkadaşlar biz şimdi pazardan geldik. Hemen aldıklarımızı dolaba yerleştirecek Hasan. Ben ona yardım edeceğim. Şeyi aldım. Kendime şunu aldım. Aslında biraz sağlıksız gibi gözükse de ben bunları çok seviyorum ya. Bu et var ya şeyin tavuğun sırtı falan filan vesaire. Bunlara bayılıyorum. A101'den bir de mantı aldım. Bim'e gideceğim mi? Ay pardon ya. Bim'deyiz ya. Kadına diyorum ki aşağıdaki A101'ün numarası var mı? Orada yastık alalım. Bir tane yastık aldık ya sana. Kadın öpüyor. A101 mi sanki aldatılmış? A101 mi? Dedim pardon Bim. Buraları ben toplayayım. Bak biz ben bunu kıyamadım. Dün çöpe attım dedim ya. Dedim bunu burada bir tane şey ya. Dedim ağaçların altına gömelim. Belki ağaç çıkar. Zeytin ağacı. Atıyordum çöpe valla çıkarttım. Şimdi buraları topluyorum. Aldıklarımızı buna koyacağız canım. Sen ha öyle şey yapma inceleme. Miraç uyanmadan hadi. Ben bakıyorum Türk olmalı değil mi? Şöyle şunları koyar. Pazar acayip pahalıydı. Yemin ederim var ya. Ne kadar gitti biliyor musun? Kaç para gitti Hasan? 300 lira. Hasan nasıl hesaplamış? Hasan 250 bende vardı. 40 sen miyim? Aynen. 40. Bende 45 mi ne vardı? Biraz indireyim şunu ya. Zaten boyum kısa. Şöyle indireyim mi? Şöyle daha mı iyi acaba? Neyse. Karttan da bak 300 lira oraya gitti. 80 lira. Yani 400 lira bizim paramız gitti bugün. Ama ortada hiçbir şey yok. Gelene kadar da Hasan diyor ne güzel salata kokuyor etraf. Bak. Tabii güzel kokacak. Bütün salatayı arabanın tekerleği ezmiş. Ama nasıl buram buram koku geliyordu değil mi? Şöyle. Bu bala ne yapacaksın? Balı belki biz yeriz, belki adama veririm. Sıkmadın hiç Hasan. Dedim tavuğu ne zaman yiyelim? Açılsın şimdi açıldı ya daha derin dolduracak mı alalım? Yer yok. Keseyim mi? Hayır daha donu. Yarın keseyim yiyelim. Tamam keseyim. Donu kenar kesiyor. Tamam. Nasıl keselim ya? Çıkartalım mı?
Şeyleri çıkar. Kapları dışarıda yerleştirelim bir kere de dolaba. Tamam zaten. Canım zaten şimdi salata yapacağız. 2-3 tane ayıralım. Boşlar çok ince almışsın. Şimdi ben bunların içini siliyorum. Güzel bir salata yapacağız ama böyle bol bol değil mi? Aynen. Koyun buraya salata malzemesini. Reskisini yapalım. Evet. Ben patlıcanları böyle küçük daha çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi şalı nasıl duruyor ya arkadan? Domateslerimi. Ne biçim koktu? Bak. Bezle siliyorlar onu. Bu limonlar ne yapalım? Biraz şey olmuş ama tamam sen oraya koy. Boşlara aç. Aç şunu şunu koy. Sağlam az var. Ya bence sağlam da onlar şeyi değişmiş. Bunlar çok önceden ben hatırlıyorum. Ben eski şeyi annem aldığında limonlar onlar kalmış. Ama suyu da yok yani. Sen daha geçen haftadan almıştın. 3 hafta. Onlar kalsın onları şey yapacağız. Biraz daha ben onları adam dedim. Onlar böyle kalsın. He, adama sordum adam dedi ki bu adam bir daha geldi buraya. Yarısını attım ya dolaba. Dedi biraz beklet yumuşayacakmış da aynı şey gibi bu da portakal gibi şeftali gibi bekleyince yumuşuyor öyle olacakmış. Taze fasulyeleri bunu aldım. Taze fasulyeleri aldım arkadaşlar 5 liraydı kilosu. Yine dedim dolaba atayım. Başka patatesler olarak aşkım. Böyle bunlardan aldık. Bak bu eskileri var mı? Sen eskileri mi kullanar? Ama bayağı bir eski yani bunlar da. Bunları atıyorum ben kalsın. Buraya meyveleri koydum. Bunlar ne? Biraz. Ne o? Melek yengenin mi? Can patates yaparken önce bu alttakilerini yap. Tamam. Soğanı koyar. Bu... Açıkları önce kullan tamam mı? Evet. Şuna lan. Çerez aldık arkadaşlar. Bunlar da burada kalsın. Çok yeşillik var da. Kahvaltılık aldım. Tereyağı şöyle. Bir de şöyle tulum... Neydi bu canım? Ezine. Ezine. Aha. Aşkım bozuk peynirim nerede? Burada. He, bir tane şundan aldım örgü. Çok da kahvaltı yaparım ya. Nerede? Yeşillikleri hangi kata koyayım? Ya yeşillikleri de böyle bir şey koyar. Hayır. Orayı düzle. Bez versene canım. Şu şuna sar mı ya? Benim saklama kabım neredeydi kız? Bir dakika. Bak ilk kez bir şey buldum aramadan. Al aşkım. Ama ben ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi bundan biraz peyniri koyayım içine. Bunu kahvaltıda çıkartıp alabilirim. Taze soğan aldık mı? Evet.
peyniri çok seviyorum. Nerede sadece o? Burada arkada. Miraç uyuyor. Şimdi bir baksana sen bir. Ya da ben bakayım. Şimdi bu kadar peynirini aldım. Kesin burada kalsın. Bunları kayta yapalım. Bunu koydum. Aşkım bu kapağı nerede gri'nin? Buradaydı herhalde. Bunu da ne yaptık? Peyniri buna niye koydun? Diye. Hiç elime de yakışmıyor yani, yemin ederim. Can taze ne aldın? Taze kalsın aşkım. Al bunu. Bunu ver. Kadar. Bunu da kapatıyorsun. Hava almıyor. Ne olarak koydun? Koydun mu? Ben bunu derin dondurucuya koyayım çünkü yarın köy tavuğu yapacağım. Harbi ne? Güzel. Ha. Neredeydi o kız? Bilmiyorum. Arkadaşlar size şey göstereceğim. Biz geçen gün nane aldık. Tamam mı? Şimdi ben bilmeden bir şeyi keşfettim. Hani yanlışlıkla. Şimdi bu normalde yazın naneleri dışarıda kurutuyoruz ya. Ben de dedim şeye koydum, buzdolabına koydum yukarıya. Öyle dedim ha bugün yaparım, ha yarın, ha bugün, ha yarın, ha bugün, ha yarın derken unuttum. Unutmadım da böyle işime gelmedi. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Bunları kabuklarından ayıracağım. Sonra bak hemen zaten oluyor, görüyor musunuz bak. Buna da bir şey koyalım. Böyle bunu böyle yaptığın anda hani tam böyle ayran çorbalık bir nane yaptım. Dolaba mı açacağız? Hayır hayır. Ha? Böyle oldu, anladınız mı? Dolaba koyun, naneyi kurutun, bozulmuyor. Bozuluyor gibi duruyor ama bozulmuyor. Sonra böyle elinizden geçirin robot gibi. Bozul artık dolaba. He? Bozul. Bak taze koyun diye al onu da. Bundan bir küçük al. Soğan aldım, 3 tane kırmızı soğan salata için, şey için. Bunu da aldım, yolda gelirken içtik Hasan'la. Ben bunu içtiğim ne? Hasan şey nerede? Bunları niye koymuyorsun? Bunlar zenginlik göstergesi. Arkadaşlar. Şimdi ben burada toplayacağım. Bu taze fasulyeleri de akşam oturduğumda yapacağım. Balık nerede? Balık şurada. Al bunu da atalım. Kız domates hiç güzel değildi ha. Kış geldi. Tuttuk. Akşam akşam. Ayıp ayıp. Şimdi sen büyük çöp poşeti var.
büyük mü? Aşağıda mavi. Ben de bundan alacaktım. Gel burada var. Bakın onu. O kalsın da. Büyük kalsın. Zaten bu yumurlar sıkılmıyor mu? Sıkıp ne yapacağım? Hani bu büyük değilmiş. O kadar büyük değil. Thank you.
arkadaşlar. Biz tavuk aldık ya, onun bir sürü böyle sakat atmadır nedir ıvır zıvırları çıktı. Ulan en sevdiğim de bu, bak kediye veriyorum. Şöyle kalsın. Yavrusu nerede kız? Oy kurban olurum ben seni verene. Oy Miraç. Miraç'a bak. Al ye anneciğim ye. Şöyle atıyorum ama gitme şansım yok şu an oraya. Yesin süt olsun yavrumu. Ya içimde gidiyor atarken ama şu an hani gidip onun önüne koymam lazım ama yemiyor mu lan? Yiyeyim ben annem. Ya aşkım. Aa şaşırdım. Neden yemedin? Attım diye mi yemiyor acaba? Hah yedi. Çok şükür. Uy senin o yavrularını. Ah. Benim yanıma gelseydin ben sana nasıl bakardım burada biliyor musun? Uy kurban olurum. Uy Rabbine kurban. Hah ye öyle aşkım. Acaba üzüldüm ya, yemedi ya. Soğuk diye mi acaba yemiyor? Şimdi balık yapacağım, balık vereyim. İstersen salata da koyayım yanına. Niye yemiyorsun? Aa. Lütfen ye, sütün olsun. Efendim canım. Nerede? Dolapta, şeyde fırın var ya, fırının altında. Kurban olurum. Hele hele Miraç da oturmuş bana bakıyor. Kız var ya, bir saniye ayrılmıyor yanında. Şimdi ben şey yapacağız. Şu an çıkamıyorum ama birazdan bir yere gideceğim. O zaman su koyayım yanına yesin. Bitsin. Hadi afiyet olsun aşkım. Balıkları da böyle yapıyoruz. Oldu mu hiç? Bana peçete geçsin canım. Tamam. Benim pantolonun cebinde var. Burayı yıkamamız lazım ama sonra. Aynen bitsin. Ben de yıkacaktım ama dedim sonra. Yoksa evden asla kokusu çıkmıyor. Evet arkadaşlar, bizim böyle balık pişti. Hemen hızlıcana yiyelim Miraç uyuyorken. Bak kedi geldi. Dün ona da vereceğim biraz şimdi. Sütü çeker. Tavuklar böyle verdim ama yemiyor adam. Kedi. Bunu da komşumuz getirdi böyle. No, Nazmi yengeye de verdim. Yan tarafta bir yaşlı teyze var. Onu da götürdüm balık salata. O da bana patates yemeği verdi. Böyle hadi bize afiyet olsun. Şimdi gözükmüyor da. Şimdi ben normalde doğum yapan kedi şu ya. Şu. Bu da aynı. Bu da aynı. Ben bütün tavukları etleri bunun önüne koymadım mı az önce? O doğum yapmış diye renkleri aynı ya. Ondan sonra tam geldim bir şeyler almaya marketten. Ceylanların evine gideceğim. Şşşt. Bırak o yesin. Sanki sen doğum yapmışsın. Çık git. Pişt, pişt. Bak bak hiç yapmıyor. Bir de doğum yaptı diye bunun önüne, şunun önüne koymuşum. Meğersem buymuş. Allah'ım ben bir elinden topluyorum bu poşete. Nasıl ama gül gül öldüm ya. Hoşt. Hoşt. Pişt. Pişt. Oğlum sen doğum yapmadın. O doğum yaptı. Hadi ye. Bak seni bekliyorum ben. Hoş lan. Yedin sen bir sürü, bir kilo et yedin ya. Kız bir de bu bana cırlıyormuş. Bir tane de burada var. Hadi ye önlüm ye. Ben seni bekliyorum burada. Ye ye ye. Ye mi yavlam artık sen, yalandan duygusal yapma bana. Tamam ye. Oğlum gitsene. Kadın doğum yapmış. Git.
Hadi ye. Şşt. Hadi ye, hızlı ye sen de. Resmen şunları bekliyorum ya. Sen bizim bahçede olsaydın var ya, ben sana her gün kebap... Ulan kız sen misin yoksa? Ulan salak oldum. Kim doğum yaptı? Aha. Kız bunlar bana saldıracak. Bak bu kedi ona bir şey diyor, o da korkuyor gidiyor. Küfür ediyorlar. Ya git ya. Şimdi arabanın altına kalacak içim. Hadi ye sen de abicim, hadi. Ye çabuk ye. Oğlum ye. Eslem. Eslem. Gel bakayım. Benim kameram niye böyle bozuk? Eslem gel. Tamam dur. Neden? Mehmet abi de esniyordu. Sizinle görüştük. Evet arkadaşlar, bizim için gün bitti. Hamdolsun. Bugünü de bitirdik. Şeye gittik en son. Ceylanlara gittik geldik. Babamlara da gittik daha doğrusu ama orayı çekmedim. Babam daha bizi öldürdü gülmekten. Şimdi normalde hiç yani bugüne kadar hiç sormadı. Gittik diyor, eliniz boş mu geldiniz? Biz, oy ne oldu anneme? Biz de dedik evet. Annem dedi ki yok dedim, meyve suyu getirmişler. Annem kendi aldığı meyve suyu verdi. Babama verdi, geçirdik. Anne. Ondan sonra böyle geçti ya. Güzel geçti, dolu dolu. Yarın da pazartesi, yani siz izlediğinizde pazartesi günü olmuş olacak. Hasan yarın eğer işe gitmezse, bir sıkıntı, bir aksilik çıkmazsa veyahut da bir yere gitmezsek evi temizleyeceğim. Hasan'la birlikte. Yani temizlik vlogu olabilir. Öyle. Başka bir şey yapmadık ya. Bugün çok uykusuzum. Miraç geceliğin biraz uyandı, ağladı, bir şeyler yaptı. Ama niye ağladığını da bilmiyorum aslında. Toktu her şey ama tuvaletinde dediğim gibi biraz zorlanıyor yaparken, o yüzden. Yoksa asla oğlum uyanmaz yani, çok şükür. Böyle arkadaşlar, bizi izlediğiniz için, yorum yaptığınız için de teşekkür ederim. Benden istediğiniz farklı videolar varsa söyleyin. Nasip olursa onları da çekmeye çalışırım. Aslında Hasan bu aralar evdeyken işte soru cevap yapmak istiyorum ama işte aslında soruyu birinin sorması daha bizim için güzel olur. Hem biraz daha komik olur bizimle, hani soru cevap olursa. Bir de Miraç şimdi ağlar falansa onu durduramayız. Öyle. O yüzden. Neyse, izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok 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 seviyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Yorumlar için de teşekkür ederim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.